Nedret Ersenel Terzi Tebeşiri İşin buraya varacağı belli. Hayatın akışına uygun yani doğal değil miydi? İkinci Büyük Savaş ertesi kurulan müesses nizamın ana üssü Birleşmiş Milletler'in İsrail tarafından fiilen vurulması hangi aşamalardan geçerek gerçekleşti? birleşmiş milletlerin fonksiyonlarını yitirmesi ve erime süreci küresel güç dengelerinde diğer grup taleplerinin gittikçe büyümesi ve en çok haklılığıyla başladı ilaveten birleşmiş milletler güvenlik konseyi üyelerinin başta da amerika'nın hem nitelik hem nicelik erimesiyle zirve yaptı ve bu devasa yapının herkesin görmezden geldiği foyası ortaya çıktı Gerçekte 193 ülkenin birkaç batılı ülkeye hizmet ettiği kurum neredeyse varlık nedenini yitirmeye başladı. Gittikçe daha çok ülke bu adaletsizlik mimarisinden sızlanmaya başladı ve dünya 5'ten büyüktür gibi mottolar küresel kamuoyunda karşılık bulmaya başladı. Uzatmayalım. İş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen adam ilan etmeye, ardından da Birleşmiş Milletler'in görev gücü UNIFIL'in alenen vurulmasına kadar vardı. Uyuştuğunuz için hissetmiyorsunuz. Akış bu varış, vahlanmalar, sızlanmalar, Türkiye'de bile itirazlar en çok şu kadar. Vay efendim bunu nasıl yaparlar? Bu Birleşmiş Milletleri vurmak demektir. İsrail'i kim durduracak? Akış tezgahtaki sistematik çürümeyi bu denli açık anlatırken vitrine küfür etmenin yararsızlığını anlamak nasıl bu kadar zor oluyor? Hatta bir köşe yazarımız bu Amerika'yı da vurmak demektir diye yazmış. Birleşmiş Milletleri vuranın aslında Amerika ve çekirdek müttefikleri olduğunu anlamamakla başlıyor her şey. Bilindik hikayedir. Bebekliğinden beri birkaç metrelik zincirle zapt edilen fil serbest bırakıldığında o mesafenin dışına yine çıkamaz. Siz Birleşmiş Milletler ve benzerleri üzerinden gerçek müesses nizama hizmet etmekten uyuştuğunuz için aslında vurulanın kendiniz olduğunu hissetmiyorsunuz. Kilit açan hareket beklentisi. Birleşmiş Milletler'in düzenlenmesine yönelik talepler de yine bu akışa göre bir sonuca varamayacak. Zaten müsaade de etmezler makyaj kabilinden birkaç kozmetik dokunuşla havayı alırlar o kadar. Kaldı ki orada dahi değiliz. Haliyle tepkiler somut duruşlara yükselemiyor. Öğrenilmiş çaresizlik size reel politik diye bir umacıyı hatmettirdiği için ancak sistemin yavaş yavaş can çekişe çekişe ölmesini beklemek kalıyor. Bu arada yaralı sistem yüz binlerce insanı ezip geçiyor kime gam? Direniş mevcut sistemin öğrettikleri üzerinden organize edildiğinde ilerleme çok yavaş oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Allah'tan Türkiye gibi birkaç ülkenin kendine has jeopolitiği var da çok darlandığınızda sırtınızı verebiliyorsunuz. Ama onun da sınırı var ve yaralı hayvan gittikçe vahşileşir. Taktik başka, stratejik başka. Bu yüzden kimi TV kanallarının İzlenmek için halka aptala anlatır gibi anlatalım prensibiyle kurduğu programlardan. Ve telif uğruna bu yola intibak eden konuklardan da sıyrılmak gerekiyor. Mesela İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma bakarken ismi çok zikredilen İran, Rusya veya İsrail Körfez ilişkileri bu basitliği kaldırmaz. Moskova, Tahran dünyaya bakarken ortak mercekler kullanırlar ama Amerika başkanlığına hangi adayın kazanmasını istediklerini sorduğunuzda uzaklaşırlar. Ya da Tel Aviv-Moskova arası şu sıralar soğuktur ama aynı soruyu yönelttiğinizde yakınlaşırlar. Bu dış politika pratiklerini de etkiler. İran fevkalade şüpheli helikopter kazasında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı yitirdiğinde yani yeni yönetim geldiğinde Rusya Kafkas dengelerine Azerbaycan'la ilişkilerine daha yakından bakma ihtiyacı hissetti. Tahran'ın yeni yönetimi de İsrail saldırıları karşısında pasif kalınca bu durum Türkiye'de Anca video klip yayınlarlar sığlığında ele alındı ama şimdi daha sakin davranıyoruz. Ortaya çıktı ki İran-Amerika arasında bir tür zımni mutabakat varmış. Harita, metot. Birkaç gün evvel Kıbrıs Rum yönetiminin Baf şehrinde Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz, Malta, Hırvatistan, Slovenya, Rum yönetimi bir araya gelip MED-9 ismiyle toplantı gerçekleştirdiler. Küresel haritaların masalara açıldığı dünyada el kadar adanın yarısına bu kadar büyük gücün sığışmasını, kredi kartlarımızdan ayrılması düşünülen savunma kesintisine oturtabiliyor muyuz? Soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde açtığı hayır ve şer haritalarına yapıştırabiliyor muyuz? Trump'ın da herisinde kazanması halinde İsrail'in kuzeye yürüyüşü, küre koalisyonunun dirilmesi, Hindistan, Körfez, Irak, İsrail, Rum kesimi, Yunanistan, Avrupa çizgisinden geçecek hattın, bizim güney sınırımıza yönelik bir koç başına dönüşebileceğini görmek bu denli zor mu? Türkiye için bu kadar büyük paftalı haritaya ihtiyaç var mı diyebilirsiniz ama bu dahi küçüğüdür. Çok kutupluluk cephelerinin bizim mevzilerimize gelip yaslanmasıdır iş. Yıllar içinde ilk onlarca kez buradan okuduğunuz en kaba tasviriyle Ukrayna Orta Doğu Pasifik dikişlerinin attığını görmüyor muyuz? Japonya'nın ilk kez NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak olması ne? Tayvan liderinin egemenlik konuşmasını müteakip Çin'in tarihindeki en büyük kuşatma tatbikatını yapması ne? Söküğünü dikmek nasıl öğrenilir? Cumhurbaşkanı İsrail'in durmayacağını ifade ettik diye bu ikazlarımızdan dolayı bazı dostlarımız ve ülkemiz içindeki bazı kesimlerin haksız eleştirilerine maruz kaldık. Bizi niyet okuyuculuğuyla itham edenler oldu. Ancak gelişmeler endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu bir daha gösterdi ulusal güvenlik ve dış politikanın bir numaralı görevi niyet okumaktır. Niyet okumadığımız için başımıza gelenlerin haddi hesabı yok. Niyet okumayı ayıp saymayı bize kim öğretti? Terzi tebeşiri, kumaşın kesim biçim işlerinin hangi yolu izleyeceğini işaretler. Biçtikleri elbise buna göredir. Ama ütü gördü mü izler yok olur. Bu yüzdendir zora geldi mi bölgeyi de dünyayı da bizi de ısıtmaları. Nedret Ersenel Yeni Şafak Nedret Ersenel lafın tamamı aptala söylenir. Düz okuma anlamayla yüzeysellik arasında açık bağ var ve duyduğu okuduğu gibi anlama yaygın bir handikap. Cumhurbaşkanı İsrail'den Türkiye'ye yönelik tehdit üzerine konuştuğundan beri olası riskin niteliği bir tarafa fiziki tarifi üzerine dahi anlaşamıyoruz. Hala koca koca adamlar, İsrail nasıl olur da Türkiye gibi bir ülkeye saldırabilir, bunun imkanı yok diye vızıldıyorlar. Kavrama kabiliyeti bir eksiklik ama bunun dışında salt pislik olsun için ısıranlar da var. Bilerek veya bilmeyerek o tehdidin parçası oluyorlar. Acıklı değil mi? Bir diğer örnekte İsrail İran arasında anlık vites küçültürken boşa alındığında meydana gelebilecek bir yanlışlığın kavurucu kapanlara yakalanma olasılığı. Bizim medyadan ya da akşamların program katılımcılarından en azından büyük kısmından öylesi feraset beklemiyoruz ama doğuda batıda yazdı bu ihtimali ve çatır çatır tartışıyor. Şöyle sadeleştirebiliriz. İsrail'in İran'a beklenen karşı saldırısı ölçüyü aşarsa Tahran bölgeye zarar verebilir ve otomatikman Amerika'yı da sürükler. Amerika İran'a yıkıcı biçimde vaziyet ettiğinde Moskova ve Pekin duyarsız kalmaz kalamaz. Ölçü Amerika'nın istediği kadar sınırlı bir vuruş. Askeri yüzler olabilir. Alışıla geldik suikastlar olabilir. Söylemeye de gerek yok minvalinde. Bunun üzerine çıkarak nükleer tesisler veya hele petrol yapılanmaları asla. Bölge de şu, Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez. Zikredilmesi bile İsrail'i huzursuz eder. Bu okumaya ilk Washington Post'ta rastladım. Sonra Milli İstihbarat Akademisi'nde 7 Ekim'in birinci yılı vesilesiyle düzenlenen oturumda Profesör Talha Köse, çok kritik bir dönüm noktasındayız. Eğer İran'a çok daha kapsamlı bir askeri müdahale yapılacak olursa, İsrail tarafından Amerika'nın bu savaşa dahil olma ihtimali söz konusu olur.'' Böylesi ortamda da Rusya ve Çin böylesi bir gerilime tarafsız kalamazlar. Dolayısıyla şimdi bölgesel bir çatışma görülen çok farklı bir noktaya evrilebilir. Tabii bir açılış konuşması olduğu için etüt ya da akademik sunum gibi dipnotlandırılmadığı, sebep-sonuç ilişkileri kurulmadı. Aynı zamanlamayla akıl odasında da mümkün olduğunca masaya yatırdık ve sürüklenişin rabıtalarını zaman yettiği kadar kurmaya çalıştık. Bunlar nihayetinde projeksiyonlardır. Tıpkı İsrail-Türkiye ilişkilerindeki potansiyel riske yaklaşıldığı gibi, üç süper gücün bir anda binlerce nükleer füzeyi birbirine fırlatıp dünyayı yok edeceği aklı değil, hiç çatışma olmasa bile Ortadoğu'nun bir köşesine bu kadar yüklenmenin Batı Asya, Kafkaslar, Ortadoğu, Akdeniz'de kanamalar yaratmaması mümkün değildir. Ortasındaki Türkiye'nin bundan etkilenmemesi söz konusu olabilir mi? Kaldı ki ciddiye alınsın alınmasın. Tel Aviv ciddiye aldı işte. Cumhurbaşkanı Herzog, "Bizim Türkiye'ye yönelik bir planımız yok." demek zorunda kaldı. Tabii ki olduğunu biliyoruz ama onlar da Ankara ile kapışmanın geçtik dillendirilmesinin bile tatsız olacağının farkındalar. Son tahlilde mesele, zemini zaten bulunan tehdit değerlendirmelerinin illa en yüksek boyutuyla gerçekleşmesi değil, beraberinde muhakkak sancılar getireceğidir. Tek damla, son damla olacak. Güney sınırımızın tamamı, İran, Irak, Suriye hepsi ya ağır biçimde yıpranmış hatta bölünmüş durumdalar ya da adı konmasa da savaşın içindeler. Burada vaziyet alınmaması mümkün olabilir mi? Arap körfez ülkelerinin birçoğunun olası savaş halinde hava sahalarını ve üstlerini taraflara kapatacağına ilişkin ortak kararları veya Mısır'ın savaş ekonomisine geçebiliriz açıklaması bile bir şey anlatmıyor mu? Amerika başkanının bu kadar zaman sonra ve bu haldeyken basının karşısına çıkıp Batı Asya'da topyekün bir savaştan kaçınmaya çalışıyoruz açıklaması da mı boş? Kaldı ki Rusya ve Çin aynı ilk hazları bangır bangır yapıyorlar. Batı Asya'ya mim koyun. Amerika'nın en rahatsız olduğu konulardan biri başta Rusya sonra Çin'in bu bölgede uzayan boyudur. CIA direktörü Burns'ün Netanyahu Biden görüşmesinin zamanlamasında çıkıp İran'ın nükleer bomba üretmekte acele ettiğine dair kanıt görmüyoruz lafı kime mesaj? İran'a yönelik saldırı için gerekçe silmektir bu. Ya da dini lider Hamaney'in 5 yıl aradan sonra verdiği tüfekli cuma hutbesinde Arapça ve Farsça olarak İsrail'e bunu yükseltme yine vururuz artık vurabileceğimizi öğrendin demesi, İran devrim muhafızları komutanının eğer savaş başlarsa tüm bölgeyi ateşe veririz ilanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun panik halinde Putin'e ulaşmak için telefon üzerine telefon açmasının ama bir türlü ulaşamamasının nedeni de farklı değil. İngiltere Merkez Bankası, İranla İsrail arasındaki çatışmanın kötüleşmesi küresel petrol arzını ciddi şekilde aksatabilir ve 1970'lerdeki gibi bir şok üretebilir. Krizi yakından izliyoruz. Hiçbirini önemsemiyorsanız dahi bunu not edin. Zaten jeopolitik ve ekonomik araftaki dünyada nükleer savaşa gerek kalmadan benzer sonuçlar üretebilir. Irreversible daha bu kadar aleni gelişmelerin ayırdında olmadan, örneğin Amerika ve Japonya'nın iyiden iyiye iteklemeye başladığı ve bundan sonra daha yükseleceği anlaşılan Pasifik NATO'su ataklarını nasıl anlamlandıracağız? Hala orası bize uzak diyenlerdenseniz burnumuzun dibindeki hatta öyle veya böyle artık içinde olduğumuz çok sürprizli olacağı söylenen bridge zirvesini nasıl anlayıp kıymetlendireceğiz? Amerika başkanlık seçimlerinin küresel kaosu bir kalemde bitireceğini, hatta Ukrayna savaşı ve İsrail soykırımını durdursa bile dünyanın yeni bir yöne dönmesini engelleyeceğini sananlar yanılıyor. Bu artık geri döndürülemez hale geldi. Israrla dünyayı geriye doğru döndürecek Süpermen bekliyorsanız o Kudüs'te düştü. Nedret Ersenel Yeni Şafak